aşk getiren rüyalar. O kadar canlı ki hani sanki böyle rüya gibi değil hani. Böyle bir sembol görüyorum, arkasından nasıl bir konu getiriyor. Eğer bu tekrar eden bir rüyaysa o zaman zaten bir sıkıntı var. Merhabalar, Zeynep Ergen. Merhaba sevgili Ses. Bugünkü konumuz rüyalarda öyle bir sembol konuşacağız ki hepimizin konuştuğu bir konu. Evet. Hepimizin peşine düştüğü bir konu. Hepimizin kalbimizde olsun istediğimiz hatta bir içine konu. Düştü. Hatta içine düştü. Sürüm sürüm. Süründü. Konumuz aşk. Evet. Rüyalar bize nasıl aşk getirir? Aşk getiren rüyalar. Aşk getiren rüyalar. Hepimizin en çok merak ettiği rüyalardan. Aşk rüyaları hani mevsimle ilgili değil bir kere. Onu söyleyelim önce. Sadece sonbaharda, ilkbaharda görmüyoruz. Aşk rüyalarında üstündeki renk gibi bir kere kırmızı var her şeyden önce. Kırmızı ve kırmızı çiçekler. İşte gül zaten hani klasik kırmızı güldür bu. Kırmızı çiçekler, böyle nar çiçeği kırmızısı, parlak kırmızılar. Bunlar özellikle aşk konuları getiriyor. Hatta hani işte bu çiçeklerin toplanması, çiçeklerin işte birdenbire bir odada, birdenbire bir yerde bitivermesi, rüya gören için neredeyse kokusunu duyacak kadar canlı olması, hani ona heyecanlandırması rüya gören için aşk getiren. Yeni bir canlılığın çıkması gibi yorumlamak lazım. Yani o kadar canlı ki hani sanki böyle rüya gibi değil. Hani o kadar gerçek bir his veriyor. Bir tanesi bu. Mesela bu en çok Hıdrellez zamanında görünen rüya sembollerindendir. Zaten hani kırmızı güle bağlanır dilekler. Onunla da bağlantılı. İkincisi de hani fiziksel durumdan bağımsız bir şekilde tatlıyla ilgili semboller. Özellikle pasta. İşte çikolata gibi tatlı şeyler, işte çok böyle hani vardır ya çok süslü pastalar, işte üzerinde böyle meyveler olur, işte çikolatalar olur. Şimdi söylerken herkesin canı isteyecek. Ondan sonra işte sarılı kırmızı böyle çilekli şeyli hani böyle krokanlı falan ve kocaman pastalar. Pasta sembolü, şeker sembolü, pasta ve şeker aşk getiren şeylerden. Çünkü neden? Tatlılık getiriyor. Sevinç getiriyor. Rüya gören dikkatini bir şekilde çekiyor. Bu senin tatlı yorumun. Aşk bazen acı olabiliyor. Bazen de acı olabiliyor. Pul biber görmek de işe yarıyor mu acaba? İşe yarıyor belki de. Ama hani şeyden bağımsız bir şekilde, kolesterolden, şekerden bağımsız bir şekilde rüya görünün yine aynı şekilde dikkatini çekecek kadar şey olması. Hani dikkatini çekecek kadar canlı olması. Hani neredeyse böyle elime dokunacağım, hani ağzıma atıp yiyeceğim hissini veriyor. Bunlar da kolektifte çok görülen rüya sembollerinden. Özellikle hani benim rastladığım danışanlarımda, öğrencilerimde hani hiç gündemimde yok diyor. Hani hiç gündemimde olmayan bir şey diyor. İşte bir dükkana giriyorum, işte kocaman pastalar var. İşte biz daha önce söylemiştik, bir şeyi yemek kendini beslemekle ilgilidir. Hani kendini beslemeye dair bir şeydir. Öz bakımla, kendine öz şefkatle. Ama diyor ki hani önüme böyle kocaman pastalar geliyor. Canlı, renkli, işte tadına bakıyorum falan böyle. Bunların hepsi aşk getiren, sevinç getiren, heyecan getiren. Hapı yuttun çocuğum. Tabii arkasından da böyle bir şey geliyor. Bir de çok rastladığım, son zamanlarda çok rastladığım bir sembol çiçekler. Hani muhtemelen bu şarkılarla da ilgilidir ama çiçek toplamak, çiçeklerin gelmesi, işte yine böyle masada önümde çiçekler olması. Bazen tanımadığım, yüzünü görmediğim, rüyada yüzünü görmediğim biri ama bana bir şey getiriyor. İşte ya bir pasta getiriyor ya bir çiçek getiriyor. Özellikle çiçek varsa. Yüzünü görmüyorum, tanımadığım biri, belirgin biri değil. Rüyada belki tanıyorum ama normal, hani günlük hayatımda olmayan biri. Onun çiçek getirmesi de aşk getiren rüya sembollerinden. Cinsiyet fark etmiyor. Kadın ya da erkek fark etmiyor. Dolayısıyla hem dikkat çekici bir şekilde canlı, hem dikkat çekici bir şekilde renkli aslında. Sevgili Dizses, hani öyle söyleyebiliriz. Dikkatimi çekiyor ve hani bu biraz kişisel rüya sembolü de ilgili olabilir ama bunlar kolektifte çok belirgin bir şekilde farkındalık alanı, dikkat alanı birdenbire böyle hani içine düşeceğim, dibine düşeceğim şekilde aşk getirer rüya sembolünden. Yani tabii rüyamda kırmızı giydiysem ve yüzünü görmediğim biri bana kırmızı çiçek güller getiriyorsa şahane olur. Hiç kaçamam. Kendimi eve kilitlesem sanırım onu bulacak gibi duruyorum. Evet, evet. Ama tabii her yorumumuzda olduğu gibi, daha doğrusu her yorumumda olduğu gibi
kişisel semboller de olabilir diye düşünüyorum. Evet, bu işte. Rüyalar kişiye özel. Bizim hikayemiz de çok bağlantılı. Benim genelde rastladığım şey, hani belki kadınlar daha duygusal olduğu için, mesela kadınların daha böyle bireysel rüya sembolleri var. Aşkla ilgili, sevinçle ilgili. Ama benim en çok rastladıklarım, dediğim gibi, pastayla, şekerle ilgili olanlar ve çiçeklerle ilgili olanlar. En çok rastladığım rüya sembolleri. Rüyalar kişiye özel olduğu için, hani ben mesela şey öneririm, yine daha önce söylediğim gibi, böyle bir sembol görüyorum. Arkasından nasıl bir konu getiriyor, nasıl bir durum getiriyor. Bazı durumlarda bunlar barışma sembolü de olabilir. İşte hani bir küslük durum vardır, bir uzak duruma, uzaklaşma durum vardır. Hani o çiçeğin gelmesi, o pastanın gelmesi bir tatlılık, hani sevinç, bir rahatlama, bir barışma da getirecek rüya sembolünden sayılabilir. Mutlaka takip etmeni öneririm. Takip etmelerini öneririm. Çünkü çok keyifli bir konu bir kere, her şeyden önce. Kesinlikle çok keyifli bir konu. Peki şöyle, zaten mevcut bir ilişkim var. Yani aşka düşmüşüm olanlar olmuş. Bir kere düşmüşüm. Bir kere düşmüşüm. Ve rüyamda birlikte olduğum kişiyle ilgili yine benzer kırmızılar, pastalar, çiçeklerin olduğu, hani bariz aşkın olduğu bir şeyi görüyorum. Bu da mevcut ilişkimle ilgili bir yorum mudur? Mevcut durumla ilgili, eğer hani o hayatımdaki kişiyle ilgili bir rüyaysa, bu onu gördüğüm o figürle ilgili bir rüyaysa, o zaman o iletişim, o ilişkide bir iğme kazanacağı, hani belki yeni bir yola çıkılacağı, belki yeni bir karar alınacağına dair olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Daha çok hani tanımadığım birini, tanımadığım birinden, rüya içinde tanıyorum belki ama fiziksel dünyada görmüyorum, onunla ilgili söz konusu olduğunda yeni bir durumu gösteriyor aslında. Ama mevcut durumla ilgili ise, en azından benim o konuyla ilgili, hani mevcutta böyle barışma olmasa bile, hani her zaman şeyi söylüyoruz ya, bırakmak, hani yolumuza devam etmek anlamında, kendi içimde o konuyla ilgili bir sakinlik, bir rahatlama, en azından artık didişmemen, kendi içimde bir didişmeme yaşadığımı gösteren bir rüya olabilir bu. Bizim eski videolarımızdan bir tanesini izleyen bir arkadaşım, işte yeni evde kalacağı zaman yastığının altına işte anahtar koyma falan, böyle bir ritüeli yapmış. Hatta işte şey demiştik orada, ilk gece kaldığın evde işte biri su getiriyorsa evleneceğin kişidir falan. Ertesi sabah bana mesaj atmış. Bekar kaldım, kimseyi göremedim diye. Denemedim ama. Onu soracaktım ben de. Şimdi aşk getiren ya da aşk gelmesini umut ettiğimiz rüyalara niyet ettik, yattık. Evet. Ama bir türlü gelmiyor rüyamda. Umutsuzluğa mı kapılmalıyım? Hayır, tabii ki değil. Asla değil. Bu tür durumlarda hep önce kendime şefkat, kendimi beslemek, kendimi gözden geçirmekle ilgili şeye bakmakta fayda var. Bir rüya sembolü de var. Mesela benim bu konuda çalışma yaptığım danışanlarımla ilgili, bu çok çalıştığımız bir şey. Eğer hayatımda, alanımda bir, hani bir ilişkiyle ilgili, bir yoldaşlıkla ilgili bir alan açıyorsam, o zaman alanda aslında besleniyor ve büyüyor, orada genişliyor. Benim mesela kendi danışanlarımla rastladığım bir sembol daha. Mesela diyor ki, evim işte iki oda ama diyor eve bir oda daha ilave olmuş. Ya da işte odaları temizliyorum, bir odayı boşaltıyorum, işte bir alanı boşaltıyorum. Bir alan açıyorum. Rüyalarında da biraz böyle çalışıyor. Böyle rüyalara da dikkat edebiliriz. Ama en çok zaman açmak. Çünkü günlük hayatın içinde işte işler, güçler, koşturmacalar içinde oraya bir türlü o şey gelemiyor. Hani aşk, ilişki, hepimiz sevilmek istiyoruz. Oraya bir türlü gelemiyor. Yaşamda da biraz alan açmak. Hani yaşamda da oraya bir her açılan boşluğa niyet ettiğimiz şey gelsin. Hani bütün derdimiz o aslında. Evet. Sıkıntılı olacağımız bir şey değil de niyet ettiğimiz konu gelsin. Niyet ettiğimiz şey gelsin. Böyle rüyalar da dikkate alınabilir bu anlamda. Yani illa kırmızı renk görmeyi beklemeyeceğiz. Evet. Önce alan açıyoruz, sonra işte kırmızı renk, pasta, sonra onları beklemeye başlıyoruz. Ama hep önce kendime şefkat göstererek, önce o alanı açarak, oraya niyetimi koyarak aslında çalışıyor. Zaten Tuna'nın ve Deniz'in yaptığı videolarda da aslında hep niyetle ilgili bunları anlatıyorlar. O nedenle beraber çalıştık biz rüya rehberliğiyle beraber. Peki aşkla ilgili kötü deneyimlerim var. ve benim için işte pul biber tadında. Hepimizin oluyor öyle durumları. Yine illa pasta mı bekleyeyim? Yani ya da aşkla ilgili acı çekeceği bedai bir rehber alabiliyor muyum? Önce hep burada
geçmişten eğer hani bir insan görüyorsam, çünkü bu genelde bir kızgınlıkla, bir kırgınlıkla bağlantılı olabilir. Önce bir kere hani orayı bırakmakla ilgili bir şey çalışmak. Önce rüya rehberinde buna çalışmak. Bir ay ve astroloji videosunda bahsetmiştik. Mesela o dönemde en çok son dördün zamanlarını kullanmayı öneririm. Dolunay ya da son dördün zamanlarını. Önce kendi içimde geçmişle ilgili şeyleri koparmak. Geçmişle ilgili şeyleri bitirmek, daha doğrusu koparmak demeyeyim. Sonra yeniden yapılandırmak. Hani mesela ben şeyi burada... Rehberliklerden, rüya rehberliklerinden faydalanabilir. İşte nokta nokta konusu benim için sıkıntıysa, örneğin aşk konusu. Bu konuda şifalanmak üzere rüya niyet ediyorum. Mesela bu çalışılabilir bir dolunay döngüsünde, bir son dördün döngüsünde. Tabii bunlara zaman zaman, dönem dönem çalışarak. Hani bir seferde olmuyor, birkaç defa en azından çalışarak. O zaman önce yine oradaki şeyi koparıp, hani oradaki yükü bırakıp, ondan sonra yeni semboller beklemekte fayda var. Ben hep bunu söylüyorum. Eğer bu tekrar eden bir rüyaysa o zaman zaten bir sıkıntı var. Rüyalarla çalışırken çok tekrar eden rüyaları sevmiyoruz. Hep sürekli buna niyet ettiğimde biri geliyorsa, bir figür görüyorsam ya da bir duygu görüyorsa, sürekli bir sıkışmış bir şey hissediyorsam, o zaman önce burayı çalışıp burayı şifalandırmalıyım ki ilerleyebileyim. Hı 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 hı. Bu bilgi de bizim için çok iyi oldu o halde. O zaman diyelim ki bol çiçekli, bol şekerli, bol böcekli rüyalar ve, gelsin. Evet, hafiflikle herkesin hayatının aşkı önce rüyasında gelsin, sonra gelsin. Kendisi gelsin ve aşkla büyüsün herkes. Evet, öyle diyelim. Hayra yoralım, hayat yormasın.